Merhaba web tekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber Türkçe sesli asistan Ceyda'yı inceleyeceğiz. Ceyda bize asistanlık yapmak için geliştirilmiş bir uygulama. Aslında isminin Ceyda olduğuna bakmayın. İki tane seçenek, ya bir erkek bir bayan şeklinde seçebiliyoruz. Bunları seçtiğimiz zaman bize verilen cevapta erkek sesi gelmiş oluyor, erkeği seçersek. Baştan belirteyim, sesler biraz robotumsu geliyor böyle. Hani sesler çok iyi değil ama bir kişinin geliştirdiğini düşündüğümüz zaman böyle bir uygulamayı hani helal olsun diyoruz. Ceyda'nın bir sürü özelliği var arkadaşlar. Ceyda'ya cümle öğretebiliyoruz. Komut ekle dediğimiz zaman, mesela şöyle deneyelim. Komut ekle. Hangi soruyu sorduğunda cevap vereceğim diyor. Gezmeye gidelim mi? Peki. Bu soruyu söylediğinde benim cevabım ne olacak? Hemen çıkalım dediğimiz zaman, arkadaşlar şimdilik durdurayım. Biz artık bundan sonra ona gezmeye gidelim mi dediğimiz zaman Ceyda bize her zaman hemen çıkalım cevabını verecek. Bunu öğretmiş olduk. Siz de bu şekilde ona bir şeyler öğretebilirsiniz. Ceyda'nın birçok özelliği var. Mesela birkaç tanesine hemen bakalım. Ceyda, hatırlatma. Hatırlatma tarihi. Yarın. Hatırlatma saati. Şimdi saatini söyleyeceğiz. 07:35. Hatırlatma işlemi kaydedildi. Neyi hatırlatacak acaba, çok merak ediyorum. Mesela şöyle bir özelliği var. Seni çok seviyorum İngilizceye çevir. I love you very much. Gördüğünüz gibi çevirdi. Seni çok seviyorum İspanyolcaya çevir. Te quiero muchísimo. Seni seviyorum Fransızcaya çevir. Utandım şimdi. Teşekkür ederim. O sadece seni seviyorum algıladı. Seni seviyorum Fransızcaya çevir. Jötem illa de jötem diyor. Yani bu özelliği de güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Beğendiğine sevindim. Hop. Bir de şu erkek versiyonunda birkaç deneme yapalım. Dediğim gibi kendi yapay zekası var. Her şeyi öğretebiliyoruz kendisine. Ceyda, kamerayı aç ve bir fotoğraf çek. Ceyda, kamerayı uygulaması tespit edilemedi. Kamerayı tek bir cümle olarak algıladı. Kamera aç. Kamera dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buldu arkadaşlar. Şöyle geriye gelelim. Bu özelliği de gördüğünüz gibi uygulamadığını düzgün bir şekilde söylediğiniz zaman çalışıyor. Birkaç tane de standart soru soralım. Test yapalım. İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir için bugün hava orta, şiddetli yağmur. İzmir'de hava kaç derece? İzmir için bugün hava 14 derecedir. Üzerime ne giysem? Dışarıda hava 14 derece. Buna göre değerlendir. İzmir'de trafik durumu nasıl? İstenilen yer bilgisi İzmir olarak gösterilsin mi? Evet. Trafik bilgisini istedik. Normalde denemelerimde burada Yandex haritası çıkıyordu. Şu an çıkmıyor ne hikmetse. Aynen geldi. Biraz geç geliyor. En yakın taksi nerede? Trafik yoğunluğu 5. Yoğun trafik. En yakın taksi nerede? Bogazici taksi Boğaziçi MH. Konak 2,29 kilometre. En yakın taksi tabii ki de bize 2,29 kilometre uzakta değil. Hayır canım, teşekkürler. İltifat için sağ ol dedi. Kezban mısın? Hiç sanmıyorum, ben kezban değilim bence. Bravo. Sence en iyi telefon hangisi? Tamam. Sence en iyi cep telefonu hangisi? Tamam. Bu soruya tamam diyor sadece. Ne kadar pilin kaldı? Pil seviyesi 62 değerindedir. Bravo, bunu da doğru bildi. Ceyda'nın birkaç özelliği daha var. Şöyle not alma özelliği. Mesela şu an konuştuğumuz her şeyi not olarak yazıyor. Bunu kopyalayıp bir yere yapıştırabilirsiniz siz de. Güzel bir özellik bence bu. Daha sonra şu alt tarafta bir reklam kısmı var arkadaşlar. Bunu kaldırabiliyorsunuz 9.99 TL vererek. Aynı zamanda aynı Siri'de olduğu gibi home tuşuna basılı tuttuğunuz zaman telefonunuzda direkt Ceyda'ya bir şeyler sorabiliyorsunuz, söyleyebiliyorsunuz. O özellik ekleniyor bu parayı verdiğiniz zaman. Para vermeden yapabildiğiniz özelliklerde şu var. Mikrofonu sürekli açık tutuyor ve Ceyda diye seslendiğiniz zaman ya da ismini koyduğunuzda direkt onunla konuşabiliyorsunuz. Ancak sürekli dinleme modunda olduğundan bu sizin telefonunuzun şarjını çok hızlı bitiriyor arkadaşlar. Ona göre şarjım çok gitmesin diyorsanız, hızlı bitmesin diyorsanız bu özelliği deaktif bırakmanızda fayda var. Ceyda'dan bu arada haberleri falan da isteyebiliyoruz. Bana son haberleri oku. Listeyi yüklüyor ve
okumaya başlayacak. Savcı Mehmet Selim Kiraz. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim Kezban'la yan yana bu ikisine birkaç soru soralım. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. İkisine de aynı soruyu soracağım. En iyi telefon hangisi? Bir saniye. Başka telefon var mı ki? Çakal. Ceyda, en iyi telefon hangisi? Tamam. Ceyda sınıfta kaldı. 789 kere 9863. 7.781.907. 789 kere 9863. İşte 789 kere 9863 hakkında web'de bulduklarım. Bunda da bizim Kezban Sırrı sınıfta kaldı. 789 çarpı 9863. İşte 789 çarpı 9863 hakkında web'de bulduklarım. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Galatasaraylı Fenerbahçe hakkında web'de bulduklarım. Ceyda, Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İyi bir takım. Eğer son maçlarını öğrenmek istiyorsan maçı kaç kaç diyebilirsin. En azından Ceyda daha güzel bir cevap verdi diyebiliriz Siri'ye göre. Beğendiğine sevindim. Aslansın Ceyda. Ben senin babanım. Kişilerin arasında babayı görmüyorum. Babanın adı ve soyadı ne? Ben senin babanım. Sen başka şekilde ifade edebilir misin? Bu da olmadı. iOS mi, Android mi? Android'den iyisi bence. iOS'i bu duymadı bile. iOS mi, Android mi? Apple.com bu soruya ve daha fazlasına iOS mi, Android mi daha güzel? Apple.com bu soruya Burada da bence Ceyda bu Kezban'ı sınıfta bıraktı. Al şu takatukaları takatukacıya götür. Tamam. Ve biraz takatukaları takatukacıya götür. Takatuka. Ceyda, al şu takatukaları. Bir cep telefonu getirebilir mi hiç? Bilemedim ki Ceyda. Ceyda, bana bir sandviç yapar mısın? Ceylan, o da kim? Ceylan çapı olarak algıladı. Ceyda, bana bir sandviç yapar mısın? Yapar demek. Sanırım öğretirsem sevinirim elbette. Ceyda'ya bunu öğretmemiz lazım. Siri'ye bakalım bir de. Siri, bana bir sandviç yapar mısın? Yemeklerle aram pek iyi değil. Güzel. Siri geçti burada Ceyda'yı. Ceyda, benimle evlenir misin? Ben robotum, kusura bakma. Ceyda. Siri, benimle evlenir misin? Daha birbirimizi doğru dürüst tanımıyoruz bile. Bak, tam bir Kezban ya. Bu Ceyda adam gibi söylüyor. Ben robotum diyor. Bu ilişki yürümez diyor. Bacımsın Ceyda. Eyvallah. Ama bu Siri tam bir Kezban. Seninle zaten aramız çok iyi değil. Siri, senin deterjan aldığın bak senin içinde böyle kışlasın. annem mi? O da nereden çıktı şimdi? İntihar edeceğim. Aklından intihar etmekle ilgili düşünceler geçiyorsa, intiharı önleme yardım hattından biriyle konuşmak isteyebilirsin. İntihar edeceğim. Ceyda yine onu öğretmemizi istiyor. Bana bir taksi çağırır mısın? Bundan sonra sana bir taksi diyeceğim. Tamam mı? Ne söylediğinden emin değilim. Pekala, sana hangi... Burada İngilizceden çevirirken espriyi geçirmeye çalışmışlar Türkçe'ye ama olmamış. Ceyda, bana bir taksi çağırır mısın? Konak doğum evi taksi konak MH konak 181 metre yol tarifi ister misiniz? Bize en yakın taksi durağını söyledi. Taksi çağırmadı. Numarasını alıp arasa direkt aslında çok daha şık olurdu. Siri, sen benim tek arkadaşımsın. Tamam, web de Siri sen benim... Benim tek arkadaşım sensin. Yorum yok. Yorum yapamadı. Ceyda'yı diyelim bakalım. Benim tek arkadaşım sensin. Sen yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli demek sanırım. Peki cidden sen miyim? Jobs ne yapar? Watch için dokunma ve titreşimlerimi geliştiriyorum. Steve Jobs ne yapar? İşte bunu buldum.
Size Wikipedia'yı getirdi. Steve Jobs ne yapar? Ceyda da onu öğretmemizi istiyor. Tim Cook ne yapıyordur? L8'den yeni döndüm. Apple Watch için alüminyum modemlerinde kazı yapıyordum. Tim Cook ne yapıyordur? Ne mi yapıyorum? Yapacak bir şey bekliyorum. Bana masal anlat. Eminim bunu daha önce duymuşsundur. Bana masal anlat. Fıkra okuyayım olmaz mı? Fıkra oku de istiyorsan. O da olur. Fıkra oku. Temel uçağa binmiş. Dursun treni. Yapma bunu Ceyda. Neyse en azından masal anlatmanı istedim. Fıkra okuyayım mı dedim bana. Oku dedim. Demez olaydım. PES mi FIFA mı? Şaşırttım sanırım. Çok şaşırmadık aslında. Şaşıracak bir şey olmadı. PES mi FIFA mı? Buna yanıt veremiyorum. En azından Ceyda'nın bir yanıtı var. Bana komik bir şeyler söyle. Ne aramak istiyorsun Lep Tekno? Komik bir şeyler söyle. İşte komik bir şeyler söyle hakkında webde bulduklarım. Ceyda bana komik bir şeyler söyle. Ceylan o da kim? Ceylan anladı. Bana komik bir şeyler söyle. Evet anlamadı yine öğretmemizi istiyor Ceyda. Sevgilim olur musun? Bu biraz tuhaf kaçtı doğrusu. Sevgilin var mı? Sevgilim yok ama son derece güzel bir varlık felsefem var. Sevgilin var mı? Benim arkadaşım sensin. Bak diyor sevgiliye gerek yok diyor. Benim diyor sen varsın arkadaşım diyor. Bu da tam bir Kezban varlık felsefesi, varlık felsefesi. Ceyda kısmı bu şekilde arkadaşlar. İndirirsiniz bakarsınız eğer hoşunuza giderse 10 liralık sürümünü de alırsınız. Reklamsız bir şekilde ve daha özellikli olarak kullanabilirsiniz. Siri'ye gördüğünüz gibi hani çok çok altta kalır bir yanı yok. Dediğim gibi videonun başına da Siri'nin arkasında kocaman bir geliştirici ekip var. Ceyda'yı bir kişi oturuyor 8 ayda kendi başına uğraşıyor ve geliştiriyor. Bu açıdan bile Ceyda'ya ayrı bir sempatim var benim. Aklınıza takılan bir soru varsa Ceyda ile ilgili arkadaşlar videonun altına yorum olarak atın. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.